Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Holografik bakış programına hoş geldiniz efendim. Bu programda yine birinci sözden okumaya, yine birinci sözü okumaya, yine kainatı okumaya devam edeceğiz. Yine kendimizi bulacağız. Geçtiğimiz programda birinci söze başlamıştık. İlk kısmını okumuştuk. İlk kısmı dediğimizde birkaç cümle okuyabilmiştik. Bismillah, her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Şimdi bu programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı hal ile virdi zebanıdır diye devam ediyor. Biz burada hemen duruyoruz ve sorgulamaya başlıyoruz. Bil ey nefsim diye başladı yine Said Nursi. Said Nursi'nin nefisle alıp veremediği nedir? Yani nefiste nefis, nefiste nefis. Külliyatın geri kalanından da biliyoruz. Nedir nefiste alıp veremediğimiz? Şimdi geçen hafta önceki derste bir ilişki kurmuştuk. Yani bir ismillah kavramı üzerinde durmuştuk. Her şey varlığını bir isimden alıyor. Bir isim, bir sanatkar kendi bir özelliğini ortaya koymak için bir sanat icra ediyor. Kendinde olan bir özelliği deşifre ediyor. Dolayısıyla onun o sanatçının sanatının varlık sebebi nedir? O kendisinde olan, sanatçının kendisinde olan kabiliyet. O kabiliyeti deşifre etmek için onu yaratmış, yapmış diyelim. Evet. Yaratıcı da her bir eşyayı bunun için yapıyor. Şimdi burada eşya ile yaratıcı arasındaki ilişkiyi koparan nefis olduğu için yani eşya yaratıcıyı gösteren bir sanat, eser. Adım adım eşya yaratıcıyı gösteren bir sanat. Eser. Bunu böyle konuşmuştuk geçen hafta. Evet. Nefis de bu bağı koparıyor. O eserin yaratıcıyla olan bağlantısını keserek eseri kendisine atfediyor. O yüzden nefse hitap ediyor. Yani o ilişkiyi kesen unsur nefis olduğu için ne kalp, ne vicdan, ne diğer insana verilen donanımlar bunu engel olan bir yönü yok. Doğrudan doğru onları yansıtacak şekilde yapılmış, yaratılmış. Nefis ise o ilişkiyi kesip o ilişkiyi kendine vermeye çalışıyor. Çok ağır bir itham değil mi bu nefis için? Nasıl yapar? Yani nefis de hani bir sürü melekemizden bir tanesi diyelim. Biz üzerimizdeki uzuvlardan bir tanesi, manevi uzuvlardan. Nasıl yapar böyle bir şey ki? Zaten nefis denen kavram o. Nefis denen kavram sahiplik, insandaki sahiplik duygusu. Sahipliğin merciği. Tabii bunun belki ileride biraz sonra onu konuşuruz ama tamam. Nefis niye var sorusu belki onun dünyamıza gelecektir. Fakat bizim şunu görmemiz gerekiyor. İlişki kurarken, eşya ile ilişki kurarken veya benim eşya ile muhatabiyetimde veya benim bana takılan duygularla olan muhatabiyetimde o muhatabiyetin kaynağına götürecek olan şeyi nefis kesiyor ve araya giriyor. Kendine alıyor. Kendine. Ben şöyle görüyorum. Yani siz mesela diyelim cömert bir insansınız. Çok nasıl söyleyeyim? Hediye vermekten ihsan etmeyi seven bir insansınız. Bir nedeniniz ki alın gidin şu köylüler mesela ihtiyaç içinde insanlar var. Birine söylüyorsunuz git bunları dağıt onlara diyorsunuz, tamam mı? Hı hı. Dağıt. Gidiyor, o da gerçekten dağıtıyor ama sizden olduğunu söylemiyor. Kendininmiş gibi sizden dağıtıyor. O zaman ne oluyor? O dağıtılan hediye ister istemez ilk muhatabı olan, hı hı, yani elinden çıkan kişiye geliyor ve bu hediyeyi bana bu verdi anlamı geliyor, tamam mı? Nefis denen şey de o kişinin kendisi olarak düşündüğü zaman o da bundan zevk alıyor. Ben verdim diyecek konumuna geliyor. Yani aslında ne yapmış oluyor o kişi? Ben verdim demek suretiyle asıl kaynakla olan ilişkisini kesmiş oluyor. Yani sizin ihsanınızı, sizin cömertliğinizin bir neticesi olan o nimeti, anlatabiliyor muyum? Kendi üzerine algılamış oluyor. O yüzden bil ey nefsim demekle aslında yani o nimetin yok olmasını da engelleyen bir tavır var orada. Yani çünkü o kişi mesela diyelim sahiplendi, dağıttı ama her zaman dağıtamaz. Kendisinde o şeyi yok. O cömertlik yok.
kendisine ait bir şey değil. Dolayısıyla birileri sen bana vermiştin yine ver dediği zaman afallayıp kalacak. Bu nasıl cömertlik diyecek. Dolayısıyla aslında o kişi de mesela siz de mesela anladınız ki bu kişi kendine mal etti bunu, bir daha vermezsiniz o insana. Dolayısıyla o cömertlikten de mahrum olacak o kişi. Dolayısıyla bu mahrumiyetten korumak için bile-i nefsim deniyor orada. Bile-i nefsim, bu mübarek kelime diye başladığı zaman bile-i nefsim demek suretiyle nefis bilmesi gerekiyor. Nefsin sahiplenmemesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki bozucu, ters yönlendirici nefis. Nefistir. Dolayısıyla o yüzden nefse hitap etmiş. Yani Bismillah'ın hakikatini ortaya çıkmasını engelleyen unsur nefis olduğu için doğrudan doğruya ona konuşuyor. Yani geçen programla da bağlantı kuracak olursak hep Besmele'den gittik ya. Bir ismillah, Allah'ın ismiyle hareket edeceğine, mesela o cömert adamın ismiyle onları dağıtacağına, kendi ismiyle dağıttığı zaman en büyük bozgunculuğu yapmış oluyor zaten. Hı hı. En büyük yanıltıcılığı yapmış oluyor. Evet. Dolayısıyla doğrudan ona dönüyor. Ona dönüyor olay. Diyorsunuz ki o hediyeleri dağıtacak kişiye. Bil ey kişi. Hı hı. Bak kendi nefsin adına, sen kendi adına dağıtma. Benim adımla, benim ismimle dağıt onları diyorsunuz aslında. Evet, aynen. Evet. Dolayısıyla ona dersi alacak kişi odur. O yüzden onu muhatap ediyor. Muazzam bir şey. Şimdi burada ilginç bir şey mesela bir surede. Hatta bir dakika, muazzam ötesi bir şey yani. Bütün kainatın tabiri caizse hani denir ya dar boğazı gibi bir şey. Eğer o nefis bir bilmezse, bir yanlış yaparsa, bir yanlış yönlendirirse bütün kainatı karanlığa atabilir. Evet. Düşünsenize padişah işte bir hani felaket zedelere diyelim yardım göndermiş. Devletli yardım göndermiş. Kendi namına dağıtmaya kalktı oradaki kişi. Bütün hepsini karanlığa atar. Gibi bir şey. Çünkü o kişi onu kaldıracak, o cömertliğin kaldıracak konumda değil. Çünkü her zaman insanın mesela her zaman ihtiyacı var. O ihtiyacı karşılayacak. Hadi gel bana ihtiyacımı karşıla dediği zaman karşılayabilecek mi? Doğru ve şeylerin anlaşılmasına da engel oluyor. Yani işte ne bileyim Picasso'nun bir tablosunu ben yaptım demem gibi bir şey oluyor. Hadi bir tane daha yap. Hadi bir tane daha yap. Hani kaynak sen değilsin. Evet. Dolayısıyla kaynakla olan ilişkiyi kesmiş oluyor. Abi. Bu çok ciddi bir problem. Şimdi bunun benim dünyamda en çok açılımı şeyde oldu. Bir Beled suresi var. Beled suresinde bir tabir var. Bu çok önemli bir nokta. Orada fekku rakabe diye bir tabir var. Yani köle azat etmek. Yani şimdi diye soru sorabilirsin. Şimdi köle mi kaldı? Kimin azat edeceğiz yani? Yani ayet evrensel diyorsun. Bilen şey istiyorsun, tamam mı? Ebedi ve ezeli bir herkese kelam. Herkese hitap ediyor falan. Herkese hitap ediyor. Yani köle azı. Hadi şimdi etsene. İki tane köle azat etsene hadi. Hadi şimdi ne kimin nasıl? Bu ayet boş boşuna o zamana yönelik bir şey bu yani. Affedersin o dönemde için yazılmış bir kitap. Dolayısıyla nasıl bir evrensel bir yani yaratıcının kelamı olabilir diye insanın içine böyle bir vehim gelebiliyor. Geldi aslında, tamam söyledi. Merak ettik. Yani gerçekten çok önemli. Köle azat etmek ne demek? O zaman o kavramı gerçekten ontolojik bir temelin içine oturtmazsak, yani ayet bizim dünyamızda mucizeliğini kaybeder. Zaten ayetin mucizeliği yoksa o ayet değildir. Doğru. Kur'an-ı mucizül beyan der Bediüzzaman. Beyanı mucize olan Kur'an demek. Dolayısıyla biz o mucizeyi görmediğimiz zaman Kur'an'la muhatap olmuyoruz demektir. Oo. Evet gerçekten yani Kur'an mucize bir beyandır. Ben o mucizevi özelliği yani zamanlar üstü konumunu göremezsem, her zamanda herkese hitap eden konumunu göremezsem ben muhatap olduğum şey Kur'an değildir. Benim algılayışımdır, sınırlamış bir anlayışımdır. Tam ben de neyle muhatap oluyorsun diyecektim. Şimdi mesela o surede de zaten başında da o anlatılıyor aslında da oraya girmeyeceğim. O fekku rakabelik kısmına gireceğim. Şimdi insana Allah kendi özelliklerini göstermek için insanı seçmiş. Kendi özelliklerini, kendi sıfatlarını ve insana birçok donanımlar vermiş. Göz, akıl, kulak, duygu, bir sürü şeyler vermiş. Yaratıcı böyle yapmış. Şimdi bir de nefis vermiş. Hı hı. Onun nefis vermenin niye nefsi verdiğini birazdan tartışacağız. Nefis vermiş. Nefis de ne yapıyor? Bunları anında kendine sahipleniyor. Ben görüyorum diyor mesela. Kendi emrinde kullanıyor. Ben görüyorum, ben işitiyorum, ben seviyorum. Oo, tabii. Kendine hizmetkar ediyor. Nasıl istiyorsa görmeyi öyle kullanıyor mesela. Kendine hizmetkar ediyor. Orada fekku rakabe, fek demek boyunduruk altına almak demek. Yani kendi esareti altında kullanmak demek. Boyunduruğu aç diyor. Yani sarp yokuş nedir bilir misin diyor. Zor olan nedir bilir misin diye soruyor. Sarp yokuş boyunduruğu açmaktır. Benimdir yemek yemek içmek kolaydır. Anlatabiliyor muyum? Sarp yokuş olan yani o kişinin gidip mesela dağıtması, senin dediğin cömertliğin dağıtması kolaydır. Ama mesele
onu sahiplenmemektedir. Boyunduruğunu açmaktır. Yani onun senin nefsin şey üzerindeki, duygular üzerindeki boyunduruğunu açıp onları gerçek kanalına, gerçek mercine yönlendirmek, serbest bırakmaktır. Gözü ne yapmak? Gözün sani basirine havale etmektir. Onun adına kullan, onun adına çalışmasına müsaade etmek demektir. Ne yapıyor nefis? Ben canım istediği gibi kullanacağım. Yani gözde gelen nimetleri kendine veriyor. Ben çok iyi görürüm, çok iyi anlarım. Böyle çok da güzel fotoğraf çekerim, bilmem ne yaparım. Anlatabiliyor muyum? Gözle gelen nimetleri hep bana veriyorum, kendime veriyorum. Aslında bunu vermek suretiyle aslında onun köleleştiriyorum. Köleleştiriyorum, kendime köle yapıyorum. Doğru mu? Doğru değil. Benim değil. Benim senin değil. Dolayısıyla yapmam gereken şey burada insana bakan yönünü anlatıyor. Fekku rakabe, aç diyor. Dolayısıyla nefse hitap etmesin, boyunduruktan kurtar. Yani onun nefsinin esaretinden kurtar diyor. Azat et. Azat et, nefsinden azat et. Yoksa gerçekten başkasını azat etmek onu temsil ediyor. Ayrı mesele, başka köleyi azat etmek onu temsil ediyor. Ama asıl olan nefsinin sahiplik iddiasından vazgeçmesidir. Ki bu her zamanda herkese bakan bir yönü vardır. Bakın ayetin ifadesi bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda bütün insanlara bakan yönüyle ortaya çıkıyor. Diyor ki herkese hitap ediyor ayet. Zamanlar üstü bir kelama dönüşüyor. Fekku rakabe diyor. Kölelerinizi azat ediniz. Yani benim size emanet ettiğim, benim size verdiğim, teslim ettiğim ve sizin köleleştirdiğiniz, o duygularınızı, hislerinizi, size verdiğim bütün nimetleri, emanetlerimi bana iade ediniz. Onları özgürleştiriniz. Özgürleştiriniz, yani, benim adına kullanınız. Zaten küçük sözler onu geliyor. Gözün veren adına kullan. İşte nefse hitap etmesinin özünde böyle bir anlam var. Yani nefis çünkü bu işi yapıyor. Sahiplenme işini yapıyor. O zaman soruyu artık sorayım. Daha fazla tutamayacağım. O zaman bu nefis bize niye musallat edilmiş? Yani başımıza olmadık musibetler getiriyor. Hepsini saydın. O zaman niye nefis verilip de bu imtihan bu kadar zorlaştırılmış? Yani cennette yaratılsaydık, doğrudan doğruya her şeyi Allah'a vermiş olsaydık, rahat da ederdik. Her şeyi de Allah'a... Hiç köleleştirme olmazdı. Hiç yanıltmazdık. Hiç Allah'ın bize verdiği şeyleri başkasının veya bizimmiş gibi kabul etmezdik falan. Cehennem gibi bir alternatif de olmazdı. Rahat ederdik. Tabii. Niye bunlar var falan diye. Güzel bir nokta, bu önemli bir nokta. Yani buraya girmemiz gerekiyor tabii. Bu konu bizi ister istemez buraya getirdi. Nefsin çünkü veriliş maksadını anlamak gerekiyor. Bunun da tabii birinci soru sözün 31. sözle, 30. sözle direkt bağlantısı var. Ene meselesine geliyor. Yani nefsin yaratılış maksadı, enenin yaratılış maksadı. Şimdi bilinmek bir şeyin bilinebilmesi için, mesela yaratıcının görür olduğunu bilebilmek için benim dünyamda görür olma kavramı, yani sahiplenmem lazım bir şeyi. Anlatabiliyor muyum? Yani ben görüyor olmayı tatmadan yaratıcının görür olduğunu bilemem. Veya görmenin nasıl bir şey olduğunu falan. Görmenin nasıl bir şey olduğunu bilemem. Veya şöyle söyleyeyim, bir şeyi sahibiyim demeden bir şeylerin sahibi olanı göremem. Dolayısıyla nefsin veriliş maksadı, al sana bu araba senin olsun diyor mesela, tamam mı? Sende olsun diyor. Sen ne yapıyorsun? Arabayı sahipleniyorsun. Arabanın sahibinin, gerçek sahibinin o olduğunu anlaman için sahiplik kavramını anlaman gerekiyor. Bir tatmam lazım onu. Bir hissetmem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Dolayısıyla benim dünyamda yaratıcının özelliklerinin bilinebilmesi, anlaşılabilmesi için nefis denen kavramın var olması gerekiyor. Yani eşyayı tanıyan, tanımlayan. Anlatabiliyor muyum? O ismin ortaya çıkmasına vesile olan şey nefistir aslında. Ben sahiplik duygusuyla görüyorum demek suretiyle göreni tanıyorum. Allah'ın görür olduğunu biliyorum, tamam mı? Ben görüyorum diyemeseydim. Ben kısmı olmasaydı orada. Ben görüyorum diyemeseydim görür olduğunu bilemezdim. Biri görüyor diyemezdim. Dolayısıyla benim o şeyi verilmesi gerekiyor. Ama burada problem ne? Evet, onu tat, gör. Ondan sonra sahibine ver olması gerekirken nefis ne yapıyor? Ondan hoşlanıyor. Aa, ne güzel görüyorum. Demek ki bu benim olsun demeye başlıyorum. Ondan sonra sahibinden koparıyorum. Problem orada başlıyor. Yoksa veriliş maksadı doğru. Yani onu ortaya çıkarmak için verilmiş. Yani yaratıcının görür olduğunu, yaratıcının işitir olduğunu, yaratıcının seven olduğunu, yaratıcının mesela nasıl söyleyeyim bilen olduğunu. Merhamet eden olduğunu. Evet, bilemem için bende merhamet olması gerekiyor, bende güzellik olması gerekiyor, bende işitme olması gerekiyor. Yani zahiri olarak bende gözükmesi gerekiyor. Zaten bir karşılaştırma yapabilmem için, şimdi hani diğer konuştuklarımıza çok kısa bir atıf yapalım. Evet. Allah'ın mutlak bir sıfatını anlamak için onun küçültülmüş bir hali bende olacak, evet. Değil mi? Seyreltilmiş bir numunesi bende olacak.
Ama bunun karşılaştırmasını da yapabilmek için Allah'tan başka ben de olacağım ki, değil mi? Bak ben bu kadarım, o mutlak diye karşılaştırma da yapabileyim. Evet. Yani bu çok enteresan, kuvvetli bir şey. İyi ki vermiş o zaman Allah. Evet. Vermeseydi bilemezdik yani. Vermeseydi. Onu tanıyamazdık. Onu tanıyamazdık. Onu tanıyabilmemiz için bu verilmiş. Verilme hikmeti bu yanda. Bundan kaynaklanıyor. Evet. Tamam, buraya kadar da eyvallah. Şimdi bu tehlikeli nefse, öyle diyelim, tehlikeli nefse, Said Nursi diyor ki bil ey nefsim. O zaman burada bir tek deşmediğimiz, altını kurcalamadığımız bil kelimesi kaldı. Niye bil diyor? Dinle ey nefsim deseydi mesela. Anla ey nefsim, ne, veya ne bileyim. Ey nefsim deseydi illa bir başına bir şey mi demek zorunda? Güzel bir nokta bu, önemli nokta. Yani bu risalelerin de bu kadar, mesela niye bu kadar delil getiriyor meselesi ile de alakalı bir şey. Nasıl yani? Yani mesela her şey çok aşikar. Niye bu kadar delil getiriyorsun? Israrla nefse bunu budur, 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 budur diye söylüyorsun. Veya budur da bırak. Niye delillerle uğraşıp duruyorsun? Evet, önemli. Bilmek tamamen doğrudan doğruya akla gönderme yapıyor. Yani mantığı ortaya koyuyor. Hikmeti ortaya koyuyor bilme kelimesi. Tamam. Şimdi şöyle diyelim. Nefsin mahiyetini anlamamız gerekiyor. Nefis nedir? Onu önce alacağız ki niye bilmesi gerekiyor? Niye bilmesi gerekiyor? Peki. Nefis şu şey gibidir. Nasıl söyleyeyim, iştah gibidir. Hı hı. Yani nefsi. İşte ben de mesela canın su çektiği zaman, susadığın zaman hemen suya dalarsın. Heves eder. Heves eder, hemen alırsın. Yani dürtüsü vardır. Dürtüsü vardır, dayatır. Hı. Sorgulamaz. Nedir bu? Niye vardır? Kim veriyordur? Bunu sorgulamaz. O anda benim ihtiyacım var. Tamam mı? Hissiyat dediğim şey, evet, de odur. Evet. Nefis de hissiyatın merkezidir. Hissiyat ne yapar? Doğrudan doğruya şey yapmaya çalışır. Elde etmeye çalışırız ki zaten böyle yaratılması gerekiyor. Yani onun nefis önce sahiplenir. Ondan sonra ne yapacaksın? Nefse haddini bildireceksin. Bir dakika, sahiplendin ama senin değil. Yani mesela karnın acıktı, gidiyorsun oradan bir tane ekmek yiyordun, hemen nefis diyor ki al onu diyor. Dur bir dakika ya, senin mi? Anlatabiliyor muyum? Doğru. Dolayısıyla nefse bildirilmesi gerekiyor. O aidiyetin kendisine ait olup olmadığı bildirilmesi gerekiyor. Kim bildirecek onu? Kim bildirecek onu? Akılla, vicdanla bildireceğiz. Ha. Aslında akılla bildiriyoruz biraz da. Şimdi bildirdikten sonra orada iki ikilem ortaya çıkıyor. Vicdan diyor ki, mesela diyor, sen mesela canın bir şey çekti, gördün önünde, hemen almaya kalkışıyorsun. Nefis alır. Nefsin bu mahiyeti olur. Eksikliği bulduğu bir yeri tamamlamaya çalışır. Acıktın, yemek yemeye çalışır. Şey der ki akıl, dur bir dakika der. Dur, senin mi? Senin mi? Yani, sorgular. Sorgulatır. Ondan sonra vicdan devreye girer. Evet, benim değil der. Nefsi ne yapar bu sefer? Arzusundan vazgeçirir. Anlatabiliyor muyum? Bil kelimesi nefis bilmez yani. Bilgiyle hareket etmez. Yani şunu demem. Nefis aklını dinle diyor yani. Aklını dinle. Evet, aklı dinle diyor. Yani nefis şey yapmaz. Nefis doğrudan doğruya insiyaki olarak hareket eder. Sorgulamadan hareket eder. Dürtüsel. Dürtüsel yani. Dürtü. Niye bunu yapıyorsun? Yani elimde değil, öyle gider yani. Doğru. Yani mesela gözümü açtığım anda görürüm ben. Görmem için özel bir ameliyeye, bilme ameliyesine, şimdi görmem için ne yapmam lazım diye sormasın. Açarsın, görürsün. Acıktığın zaman hemen yemeğe gidersin yani. Hmm. Bu nefsin şehvetin özelliği budur. Normal çalışması böyle bunun. Yaptığı işi bu yani. Yaptığı iş bu. Sahiplenir hemen. Eksikliğini gördüğü şeyi hemen yakalamaya çalışır. Almaya çalışır. İştahı olduğu şeyi olduğu şeyini hemen yakalamaya çalışır. Dolayısıyla bunun o yakalamaya çalışma huyunun gerçek merciine ulaşması için sahiplenme noktasında, yani hemen elde etmeye çalışıyor ya, gerçek merciğini, o nimetin ve kendisinin gerçek merciğini bulabilmesi için ona bildirilmesi gerekiyor. Dur bir dakika demesi gerekiyor. Aklın orada devreye girmesi gerekiyor. Hmm. Akıl ona ne yapacak? Bildirecek. Haddini bildirecek. Sınırını bildirecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bil ey nefsim diyor. Nefsim, hani diyor, ben nefsimi herkesten çok nasihata muhtaç görüyorum demişti ya. Doğru. Öyle demiş. Dolayısıyla nefis bilmiyor. Bilmeyi de istemiyor. Anlık bakıyor. Şu anda acım. Ben açlığımı gidermek istiyorum. Suyu bulduğum anda dalarım ben demeye getiriyor. Hmm. O anda onu, dur bir dakika. Ama enteresan. Yani nefsin bilme özelliği yok diye anlıyorum bu söylediklerinden. Ama Said Nursi bil ey nefsim, bil ey aklım demiyor mesela. Hmm. Niye? Yani nefsin durdurulmaya ihtiyacı olduğundan dolayı mı? Evet. Nefsin sahipten... Aklı dinlemesi lazım olduğundan dolayı. Evet. Bileni dinle diyor yani, evet. Tabiri caizse. Evet öyle. Yani nefse eksik olduğu noktayı tamamlamak için onu söylüyor. Yani nefis hissiyat görmez yani. Ha, bilmiyorsun mesela, ey nefis diyor yani, aslında. Evet.
Yani sen bilmiyorsun, dolayısıyla hemen atlama demeye evet. getiriyor. Dolayısıyla haddini bil yani. Nefsi haddini bildiriyor, sınırını bildiriyor. Sana ait değildir diyor. Anlatabiliyor muyum? Orada tabii nefse bildirdi dediği, bize bildiriyor, insana bildiriyor bu şekilde. Çünkü insan hemen sahiplenmeye bütün çalışıyor. Bütün nefislere söylüyor. Bütün nefislere söylüyor. Ki asıl terbiye edilmesi gereken de budur. Yani hissiyat nedir? Hissiyat şeydir. Kontrolsüzdür. Hani kontrolsüz güç değildir. Güç ne yapar? Yani kendini icra etmez. Yayılmacıdır. O ne yapıyorsun? Sen gücü kontrol edeceksin. Gücü kontrol ettiğin zaman onu ne yaparsın? Hizmet ettirmiş evet. olursun. Yani nefis gerçekten öyle kontrolsüz bir güç gibidir. Akılla, iradeyle, vicdanla ne yapılır? Terbiye edilerek faydalı bir konuma getirir. Yani aslında nefsin, onu da kısa, belki başka bir derste yapış yaparız ama nefsin, geçen bir ara derste de söylemiştik, şeytanın yaratılışı aslında güzel, onu kullan kendini. Evet. Nefsin sana hediye olarak verilmiş. Bütün nimetleri açığa çıkartan bir hediye olarak verilmiş. Ama nefis kendisine onu sahiplemek suretiyle aslında nimeti de yok etmeye başlıyor. Demin o sen cömertliysen nimeti yok etmiyor. İşte o zaman bil ki sen nefis sahiplenmek istiyorsun. Ona onu kendine ait olmasını istiyorsun. Bunun yolu bile nedir? Ona vermektedir. Yani sen onun sende kalmasını istiyorsan, devamlı olarak senin olmasını istiyorsan, anlatabiliyor muyum? Bil, onu tanı. Çok enteresan. Hani teklifi mala yutak diye bir şey var. Fıtrata uygun olmayan teklifi yapmak. Evet. Mesela nefis istiyor. Bu nefsin özelliği istemek. Doğru evet, mu? Evet. Said Nursi nefse isteme demiyor bak enteresan evet. bir şekilde. Çok güzel burası. Evet. Ona diyor ki istiyorsun ama bil. Bilerek iste. Heh. Yani istiyorsun ama bunu bilerek yap. İsteğinin karşılığı çünkü olacak bir şekilde iste. Bil. Evet. Yani evet. Muazzam. Evet. Bunun arkasından ne geleceğini artık merakla bekliyoruz efendim. Bu programda bu kadar yeter. Bir sonraki holografik bakış programında görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'la kalın.